Süper Lig'de 25. haftada Doğan Türkbirliği ile Çetinkaya Girne 20 Temmuz Meta'dan İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mehmet Sezener, Halil Erdem Canaoğlu, Burak Mandıralı yardımcılıklarını yapıyor. Hafta içi mesaisinde bir gece maçında bir tarafta sarı lacivertli Doğan Türkbirliği, diğer tarafta sarı kırmızılı Çetinkaya ve ev sahibi Doğan Türkbirliği'nin vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Köşe vuruşu kullanıyor Çetinkaya. Ceza sahası içerisinde boşta kalan top savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve sonrasında Sercan topu uzaklaştırırken kaptırılan top ceza sahası ön çizgisinde Toykan'ın vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Bu kez köşe vuruşunu Kenan kullanıyor. Ön direğe doğru o noktada dokunan isim Sercan oluyor. Kaleci Kenan son anda topu kornere çeliyor. Karşılıklı ataklar var. Gelişen Selim Saygı ile atak olacak. Samuel, Selim Saygı, Weston bir türlü karışan top sonrasında iki futbolcu yerde bir anda sertleşen oyun sonrasında maçın hakemi Mehmet Sezener Weston'a sarı kart gösteriyor. Top kapma mücadelesi sonrasında yapılan hareket sarı kart çıkıyor. Köşe vuruşu kullanıyor Kenan ceza sahası içerisinde o noktada Raşat'ın kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka atak savunma arkasına gönderiliyor. Weston'dan önce kaleci Kani'de kalıyor top. Selim Saygı köşe vuruşunu kullanıyor. Kafa vuruşu Raşat'tan topa yükseklik kazanıyor. Weston'la atak devam ediyor. Selim açılan top Sercan'la atak devam edecek. Ama maçın hakemi Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik ikinci yarıya. Konuk Çetinkaya'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Çetinkaya kümede kalma mücadelesi veriyor. Doğan Türkbirliği ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Weston'la gelişen atak direkt kaleye gönderiyor. Top yandan dışarıya gidiyor. Taç atışıyla oyun başlıyor Çetinkaya adına. Ceza sahası içerisinde Samuel açılan top. O noktada maçın hakemi Mehmet Sezener faul olarak değerlendiriyor. Ceza sahası dışında serbest vuruş kullanacak Çetinkaya takımı. İtirazlar var Mehmet Sezener'e. Mehmet Sezener 4. hakem Hakan Ünal o noktaya geliyor. Yedek kulübesini uyarıyor. Doğan Türkbirliği yedek kulübesinde gerekli uyarı yapıyor Mehmet Sezener. Sonrasında Mustafa Yaşınses serbest vuruşu kullanacak. Mustafa direkt kaleye, kaleci Ozan'da kalıyor top. Bir başka atak Batuhan'ın ceza sahasında orta şut karışımı Ozan'ın kontrolünde top dışarıya gidiyor. Ceza sahası içerisinde Raşat dönüyor vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Sol taraftan Kenan'da gelişen atak Weston ceza sahasında gol pozisyonu kaleci o noktada Kenan topu ayaklarıyla çıkarıyor. Serbest vuruşu Kenan kullanıyor. Raşat'ın kafa vuruşundan yine sonuç gelmiyor. Sol taraftan gelişen James'la atak Koral'ın yaptığı sert hareket var. Maçın hakemi Mehmet Sezener Koral'a sarı kart gösteriyor bu pozisyon sonrasında. Hızlı bir ataklı sol taraftan Koral kesiyor sarı kart görüyor. Sol taraftan bu kez Weston'la geliyor Doğan Türkbirliği. Weston son çizgi içeri ortası Raşat dokunamıyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Raşat. Köşe vuruşu Selim Saygı kullanıyor. Ceza sahası oldukça kalabalık. Arka direğe doğru yapılan orta. Weston'un kafa vuruşu. Raşat. Kaleci Kani. O noktada Ali Akbulut topu ağlara gönderiyor. Dakika 84. İzliyorsunuz. Kaleci Kani'den seken topu Ali Akbulut ağlara gönderiyor. 84. dakikada Doğan Türkbirliği Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var Doğan Türkbirliği futbolcularında. 1-0 öne geçiyor. Gol sevincini Ali Akbulut kızı ile paylaşıyor. 20 Temmuz Mete Adanır stadında. Golden sonra Çetinkaya beraberlik arıyor. Sol taraftan gelişen atak Recep ceza sahası ön çizgisinde. O noktada Weston'un yaptığı hareket var. Maçın hakemi Mehmet Sezener bu pozisyonda penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar var dışarıda olduğu yönünde ama maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Mehmet Sezener Hakan Ünal'ın uyarısı sonrasında Ahmet Sönmez sarı kart görüyor yedek kulübesinde. Topun gerisinde Mustafa Yaşınses. Mustafa Yaşınses topu ağlara gönderiyor. Dakika 90 Çetinkaya Doğan Türkbirliği karşısında beraberliği yakalıyor. Mustafa ve arkadaşlarının gol sevinci Mustafa Yaşınses'in penaltıdan attığı golü bir kez daha izliyoruz. Topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderiyor ve 90. dakikada gelen gol sonrasında 1-1'lik eşitliği yakalıyor Çetinkaya takımı. Golden sonra ataklar devam ediyor. Yapılan hareket var.
Maçın hakemi Mehmet Sezener faul olarak değerlendiriyor. Maçta artık son anlar, gözler maçın hakemi Mehmet Sezener'de ve çalan düdükle 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor ve taraflar birer puanı paylaşıyor.